Sevgili izleyenler, Akit TV ekranlarında Bağımsız Gündem programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz her hafta, her pazar akşamı Bağımsız Gündem'de birbirinden kıymetli stüdyo konuklarımız ile gündeme dair konuşuyoruz, tartışıyoruz ve malum gündemimiz çok yoğun. Bugün de Bağımsız Gündem'de yoğun bir gündem sizleri bekliyor. Eminim ki merak ve heyecan içerisinde neler konuşulacak bu akşam diye bekliyorsunuz. Sizleri çok da merakta bırakmadan önce stüdyo konuklarıma bir hoş geldiniz diyelim. Sayın Mustafa Özcan, gazeteci yazar, hoş geldiniz. Ve gazeteci yazar Sayın Bercan Tutar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Önce bir hatırınızı sorayım. Teşekkürler. Sizi sormalı. İyi, biz de iyi. Sizi gördük, daha iyi olduk. Mustafa Hocam, iyisiniz. Eyvallah, hamdolsun. Bir haftadan beri herhangi bir sıkıntı yok. Bir alışkanlık oldu her hafta göre. Eyvallah, tabii ki birbirimize soracağız. Da oluyor. Ağacın, diyor ki hadis-i şerifte, ağacı açtığın zaman, ağacı döndüğün bile yine eski arkadaşınla karşılaşırsan selam ver diyor. Evet. Dolayısıyla selam güzel şey. Sıkıntı Allah yok. Allah. Selam, hal, hatır sormak. Oh, güzel şey. Unuttuğumuz şeyler. Evet. İyi yapıyorsunuz. Sevgili izleyenlere de selamımızı yollamış olalım. Sevgili izleyenler, gündem yoğun. Biz programın kendi aramızda konuşurken nasıl başlayalım, içeriğimiz nasıl olsun, bir toplantı yapıyoruz programla ilgili. Sizlere daha iyi bir program sunabilmek adına Tahran zirvesiyle başlayalım istedik. Ve Sayın Mustafa Özcan'la başlayalım bu hafta. Tahran zirvesiyle ilgili izlenimleriniz nelerdir? Evet, öncelikli olarak bir giriş olarak şunu söyleyeyim. İslam dünyası işte 1-2 gün sonra 11 Eylül tarihi itibariyle yeni bir yıla giriyor. İnşallah hayırlara vesile olur. 1440, ben 1440 olması vesilesiyle 40'ını çıkardığı olarak bakıyorum. İslam alemi 40 yıldan beri hakikaten belki de tarihin en zor döneminden geçti. Birçok yerde, Afganistan'dan tutun, Çeçenistan'dan tutun, Bosna Hersek, ondan sonra Kosova, Cezayir vesaire. Ve bu süreçte biliyorsunuz Arap Baharı da oldu. Suriye'de 7 yıldan beri devam eden olaylar var. İşte olayları anlatıyoruz. 11 Eylül'e denk gelmesi de tabii ilginç, tarihin tevafuklarından bir tanesi. İnşallah İslam dünyası için bir toparlanmaya vesile olur. Tekrar bir kalkış noktası, take-off noktası olur. Onu bekliyoruz. Bundan sonra gelelim İdlib meselesine. Tabii Suriye'nin en önemli meselesi şimdi İdlib meselesi. Astana diye bir süreç başladı 2017 yılında. Bazen Soçi'de bunun bazı toplantıları yapıldı. Diğer toplantılarda işte Tahran gibi, İstanbul gibi yerlerde yapılıyor. Zaman zaman buluşmalar oldu. Bunun temel şeyi, unsuru veya ruhu diyelim aslında gerilimin hafifletildiği bölgeler veya gerilimi hafifletme alanları veya bölgeleri diyebiliriz. Biliyorsunuz birçok bölge bu kapsam dahilindeydi. Fakat hepsi bir şekilde rejim ve Rusya ve İran tarafından, üçlü tarafından bir ele geçirildi. Yani burada bir gerilimi azaltma bölgeleri aslında dediğimiz gibi onlar açısından bir hazırlık safhası oldu. Doğrusunu söylemek lazımsa. Türkiye'yi de razı etmek istediler kendilerine bu şekilde. En son Tahran'daki veya Tebriz'deki, Tebriz'de mi oldu herhalde? Tebriz'de oldu. Tahran'da. Tebriz-Tahran denildi. Tahran'daki toplantıda tabii bu mesele masaya yatırıldı. Öncelikli olarak Türkiye'nin teklifi tabii ateşkes teklifiydi. Maalesef karşı taraf ona pek hazırlıklı değildi veya zaten daha önce yapılan açıklamalarda da aslında kararlı olduklarını ortaya koymuşlardı. Ne gibi? Lavrov, Dışişleri Bakanı şunu söyledi, sabrımızın bir sonu var. Yani neyse sabırlarının sonu bilemiyoruz ama İdlib'le ilgili yani terörle daha fazla yaşayamayız. İşte Hemimim gibi bir takım Rus üslerine yönelik olarak özellikle İdlib bölgesinden tehdit sadır olduğu, onlara tehdit yöneltildiği falan söylediler. Pırpır uçaklar veya neyse droneler üzerinden onlara yönelik olarak tehdit yapıldığı veya zaman zaman da uçaklarına saldırı düzenlendiğini vesaire söylediler. Bundan dolayı hazırlıklıydılar. Yani ortada bir emrivaki vardı. Türkiye'yi işte bu emrivakiye bir şekilde ortak etmek istediler. Tabii Türkiye'nin pozisyonu farklı. Aslında İran'ın da pozisyonu farklı orada. Tam şöyle ortak bir noktaları olsa da mesela işte şunu söyleyeyim. Türkiye ateşkes teklif etti. Karşı taraf kabul etmedi. Ama İran'la ilgili de şöyle bir pozisyon var. Bilindiği gibi Rusya İsrail'le mi devam edecek, İran'la mı devam edecek? Yani en temel sorulardan bir tanesi bu. Mesele sonuna doğru giderken dünyada şöyle bir kabul meydana geldi. Esad rejimi kalsın ama İran buradan çekilsin. Körfez'den tutun da Amerika Birleşik Devletleri hepsine, yani bütün tarafların ortak sanki isteği, talebi bu. Dolayısıyla Rusya'da bir şey almadan İran'dan feragat etmek istemiyor. Şu aşamada göre İran'a ihtiyacımız var ama Suriye stabil hale geldiği zaman, yani dediğimiz gibi yeniden toprak bütünlüğüne, rejim açısından söylüyor. Zaten aslında burada bir tür çok kandırmacalar var. O da şu: toprak meselesi, toprak bütünlüğü doğru. Yani toprak bütünlüğüne karşı olan, yani orada yeni bir devlet olsun yani veya Suriye bölünsün diye ne Türkiye söylüyor ne başkaları söylüyor. Ben hiç kimseden duymadım. Bu rejimin aslında planıydı. Hmm. Rejim aslında butik Suriye, yani bütün ülkeyi kontrol edemezse onun B planı, C planı sahile, Şam, Humus ve sahile ne yapmak? Egemen olmak. Yani sahilde bir devlet kurmak. Yoksa onun dışında bilemiyorum. Amerikalılar şunlar bunlar, gerçekten Amerikalılar belki bütün bölgeyi bölmek isteyebilirler. İsrail de bunu isteyebilir. Fakat rejim noktasında baktığımız zaman Esad rejimiyle bir sıkıntıları yok. Sıkıntı genel olarak İran'ın buraya müdahil olması. Ama şunu söyleyelim, muhakkak olarak İran'ın varlığını da onayladılar. Yani burada durumu iyi tavsiye etmek lazım, iyi anlatmak lazım. İran'a konjonktürel olarak karşı değillerdi ama nihai statüde İran'ın çıkmasını istiyorlar. Bu kesin. Ama 2011'den itibaren dediğimiz gibi o Sünni kesim bu ülkeyi ele geçirmesin veya işte ne diyelim, İran demeyelim de Mısır Türkiye ekseni, o dönemde öyle bir eksen vardı 2013'e kadar. Bu eksenin kontrolüne girebilecek veya bu eksenle paralel olabilecek bir Suriye olmasın dediler. Bundan dolayı aslında Tahran'da yapılan bu son zirve belki de hakikaten o Astana sürecinin sonu olabilir. Dışişleri Bakanı ne dedi? Dedi ki bu Cenevre sürecinin de sonu olabilir, Astana sürecinin de sonu olabilir. Ne demek bu? İdlib düştükten sonra zaten Astana'ya artık ihtiyaç kalmamış olacak. Ne diye? Yani artık gerilimin düşürüldüğü bölgeler diye bir bölge kalmayacak. Yani son bölgede ele geçirilmiş olacak. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nın dediği bir noktada o da önemli. O da şunu söyledi. Dedi ki Cenevre süreci de ortadan kalkabilir. Neden ortadan kalkabilir? Çünkü aslında Tahran'daki sonuç bildirgesinde de var. Yani askeri zafere izin verilmeyecek ama sonuç itibariyle rejim askeri zafer kazanmış olacak. Rusya'nın sayesinde, İran'ın sayesinde. Ondan dolayı bundan sonra niye bir siyasi çözüme razı olsunlar ki? Dolayısıyla Cenevre de ötelenmiş olacak. Yani Cenevre süreci de ötelenmiş olacak. Burada Dışişleri Bakanı'nın birkaç açıklamasına ben değineyim. Sonra Bercan Bey'e inşallah verelim söz hakkını. O da şu: 2017 yılında bu Doğu Kuta meselesinde aynısını söylemişti Dışişleri Bakanı. Bugün de aynısını söyledi. Bugün derken birkaç gün öncesine kastediyorum. O da şu. Dedi ki 2017'de işte Nisan aylarında mı, hangi aylarda bu veya sonra da olabilir, Doğu Guta'nın düşmesi aşamasında onlar Doğu Guta'yı kurtarmak, yani şöyle terör örgütlerinden kurtarmak değil, istila etmek istiyorlar. Nitekim öyle olmuştur. Anlaşmalar çerçevesinde Doğu Guta'daki bazı şeyler, muhalifler nereye sevk edildi? İdlib'e vesaire yerlere sevk edildi. Yine Dışişleri Bakanı aynısını söyledi. Dedi ki çok önemli bir şey bu. İdlib'i kurtarmak değil, istila etmektir dedi. İşte bir de şu var, kimyasal silahlar meselesi gündeme geldi. Hem Amerika Birleşik Devletleri, Batılılar, Fransa gündeme geldi, vururuz ha diye gündeme getirdiler. Türkiye bu noktada haklı. Yani daha önce ne yaptılar? Bütün üzerine yattılar. Yani hepsi, gerek John Kerry Dışişleri Bakanı'nın, gerek Bob Woodward'ın yazmış olduğu kitapta da, Fear kitabında, Korku kitabında da var. Yani Amerikalılar her şeyi A'dan Z'ye detayıyla biliyorlar. Esad rejimi bugüne kadar onlarca, yüzlerce defa kimyasal silahlar kullandılar ama bir defa göstermelik olarak Trump, biliyorsunuz, bazı yerlere, bazı üslere füze gönderdi. Onun dışında bir şey olmadı. Burada Ruslar yalnız şunu yaptı. yaptılar. Doğu'da olduğu gibi burada da gerek Putin, gerekse Arakçı gibi İran Dışişleri Bakanı yardımcısı hepsi şunu söylediler. Muhalifler, Nusra Cephesi yığınak yapıyor. Nereye yığınak yapıyor? İdlib'e. Niçin? Kimyasal silahlar yığınağı yapıyor. Aslında bunları kullanacak. Evet. Sonra da işte provokatif olarak bunu Rusya'nın üzerine atacak falan diye. Ben bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştım. O da şu, önleyici yalanlar diye. Daha önce bu tür yalanları, bu tür şeyleri aslında önleyici tedbir olarak Rusya rejim, Suriye rejimi defalarca söylediler. Hatta ilk bunu Hüseyin Şaban söyledi. 2013 yılında kullanıldığı zaman işte Doğu Guta'da o zaman kimyasal silahlar atılınca bunu Nusra Cephesi'nin attığını ve bu şeylere karşı Kardaha bölgesinden yani Esad'ın doğduğu topraklardan getirilen çocukların üzerine Nusra Cephesi tarafından bir şekilde kimyasal silahlar atıldığı vesaire söylendi. Burada neden Rusya, İran böyle bir çıkış yapma zarureti hissetti? Onun iki sebebi olabilir denildiği gibi. Yani atılacak veya kullanacak kimyasal silahların bu şekilde muhaliflerin Nusra Cephesi'nin üzerine atfetmek veya atmak. İkincisi de aslında şöyle, belki de hiç kullanılmayacak ama önceden kullanılan bir şekilde kimyasal silahların üzerine bu şekilde belki de kapatmak istiyorlar. Bize çok söylendi. Yani Nusra Cephesi diğerleri falan. Biz şimdi kullanmadığımız gibi geçmişte de kullanmamıştık gibi bir intibaya yol açmak için öyle bir tavır da sergilemiş olabilirler ama süreç işliyor. Henüz sonuna gelmiş değiliz. Bakacağız, göreceğiz. Harika. Vallahi tek solukta biz de aslında olayı bir özetlemiş olduğunuz izleyenlere de gerçekten öyle. Ben Sayın Bercan Tutar'a da konuyu hem derinleştirmek hem biraz daha yayma adına şimdi ateşkesin sürdürülmesi yönelik bir mutabakata da varıldı. Bunda bu sürdürülebilir bir şey olur mu? Yoksa bu havada mı kalır? Önce onu sorayım. İdlib'den bize bir göçle ilgili sıkıntı olur mu? Bir de bu konuyla ilgili şimdi Fırat Kalkanı, Zeytindalı Operasyonu, önceden işte Amerika'nın yaptığı operasyonlar, Rusya'nın bir takım giriş çıkışı ve tehditleri. Böyle acaba bana şöyle geliyor. Siz tabii uzmanlarısınız bu konunun. Sanki bir oyun, bir satranç gibi bir oyun. Mesela bir hamle yapılıyor sanki batıdan. Amerika'nın özellikle yürüttüğü, İngiltere'nin, Amerika'nın bir hamle yapılıyor. Bunu ilk kez Fırat Kalkanı'yla sanki biz bir karşı hamle yaptık. İlk defa onların dışında. Evet. Daha doğrusu bir karşı hamle olarak. Belki hiç bunlar karşılaşmamışlardı. Hatta benim gördüğüm Fırat Kalkanı'ndan sonraki süreçte Trump'ın da belki yeni seçilmesi abandone oldu. Ne yapacağını bilemedi. Şimdi yeni yeni kendisini toplayıp o da bir karşı atak. İşte bu finansal terörle bir karşı atak. İlk defa biz bir karşı atak yaptık. Yetmedi. Bir de zeytin dalını yaptık. Sonra şimdi İdlib çıktı. Nasıl bir oyun oynanıyor? Yani sevgili izleyenler, bunları işte gazeteden okuyoruz, bakıyoruz manşetlere. İşte İdlib, göç tehlikesi, işte Rusya, Amerika, Tahran zirvesi. Yani orada nasıl bir oyun oynanıyor? Yani dışarıdan konuşulanlar bizim de gördüğümüz, algıladığımız yani büyük güç jeopolitikası veya mücadelesi bağlamında yani bir uzlaşıya varıldığı görülüyor. Özcan Bey'in de Mustafa Bey'in de değindiği gibi yani Rusya Amerika arasında sanki bir uzlaşma var gibi. Yani bu Astana sürecinin riske girmesi bunu gösteriyor. Tabii orada yani tamamen böyle o Astana sürecinin çöktüğü de söylenemez. Çoğu yorumcu özellikle ben de o kanattayım. Yani İdlib biraz da Türkiye-Rusya ittifakının veya geleceğinin veya işte stratejik ilişkilerinin seyrini de belirliyor. Burada aslında en çok zorda olan Rusya olduğu söyleniyor. Yani ne Türkiye, işte ne Şam, ne İran. Yani Rusya burada bir karar verecek. İşte müttefiğim dediği, stratejik ortağım dediği, işte Batı'ya karşı Türkiye'yi yanına çekmeye çalışma politikası da devrede. Yani İdlib'de nasıl bir pozisyon sergileyecek? Türkiye'yi zorda bırakacak, Astana sürecinin çöküşüne yol açacak bir pozisyona girdiği anda tabii o Türkiye-Rusya ilişkileri de bir şekilde başka bir şekilde seyredebilir, başka bir yöne girebilir. Genelde konuşulan yani Rusya'nın Şam üzerindeki etkisinin ne olacağı, oradaki politikasının işte derinlikleri. Burada tabii Türkiye faktörünü bana göre önemsiyor Rusya. Yani İdlib'de Mesela bu Akdeniz'deki tatbikatı vardı. 2015'te de öyle bir tatbikat yapmışlar. Daha sonra Halep'e yönelik inanılmaz bir saldırı yapılmıştı. Büyük ihtimalle bekleniyordu. İşte cumartesi, dün bir saldırının yapılması, topyekun bir saldırı bekleniyordu ama sanki Türkiye'nin tavrından dolayı Rusya'nın rejime çok fazla yeşil ışık yakmadığı belirtiliyor. Ama rejimin de bütün güçlerini tamamen İdlib çevresini topladı ortada. Yani o İdlib'deki satrançta Amerika ve Rusya'nın Suriye genelinde doğusu, Fırat'ın doğusu ve batısı üzerinde uzlaştığı kanaati hakim. Rahatsızlık yaratan unsur İran ama rahatsızlık yaratan unsur İran'dan çok bence yani Amerika için Türkiye'nin oradaki varlığı. Türkiye'nin varlığı çok daha büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Jimmy Carter'ın geçen haftalarda New York Times'ta bir makalesi vardı. Evet. Kötü bir barış savaştan daha iyidir şeklinde. Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde gelecekte ne yapılabilir şeklinde bir öngörüde bulunuyor senaryo olarak. Uluslararası güçler Türkiye'yi bir şekilde Suriye denkleminden çıkarmanın yollarını nasıl bulacak? Yani bulmada zorlanacaklar şeklinde bir şeyi var. Öngörüsü var. Doğru. Sadece İran değil, Türkiye'de zaman zaman zikrediliyor. Körfez ülkeleri de öyle. Tabii yani Türkiye'ye yönelik bir zaten dörtlü bir anti terör ittifakı şeklinde örgütlenen Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Amerika güdümünde tamamen Türkiye'ye yönelik bir politika güdüyorlar. Yani Türkiye'yi hem Somali'de olsun, Sudan'da olsun, Katar'da olsun, Orta Doğu'da, Irak'ta, özellikle Suriye'de frenleme. Birleşik Arap Emirlikleri'nin mesela Türkiye'nin Afrin operasyonundan sonra özellikle Mısır'da bir araya gelmişlerdi. Prens Muhammed de vardı Veliaht Suudi Arabistan'ın. Türkiye yönelik açıklamaları yok. YPG ile Kamışlı'ya ziyaret yapmışlardı. Yani bütün asıl Türkiye'nin oradaki varlığı herkesi korkutuyor. Tabii, ama ben Rusya'nın Türkiye'yi kaybetme riskini göze alamayacağı kanaatindeyim. Yani Rusya şu veya bu şekilde Türkiye'nin İdlib'deki endişelerini gözetecektir. Bunlara uygun bir politika geliştirmek zorunda. Zaten şimdiden biraz böyle sanki İdlib'in güneyine Hama'ya doğru olan bölgeleri bombalıyorlar. Biz teröristleri bombalıyoruz. Tahrir-i Şam unsurlarını ve eski Nusra unsurlarını. Sayın Başkan Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarında da ateşkese vurgu yaptığını söylüyor ve terörist unsurların temizlenmesini Türkiye'nin de istediği söyleniyor. Yani burada tabii o sivil kayıpların artmaması, İdlib'in Türkiye'nin oradaki pozisyonunun askeri bir varlığımız da var. Şu veya bu şekilde gözlem noktaları var. Türkiye'nin oradaki imajının sarsılmaması önemli. Eğer bu imaj sarsılacaksa da Türkiye'nin zaten caydırıcı gücüyle orada devreye gireceğini de biliyorlar. Yani Rusya-Türkiye ilişkilerinin rayından çıkmaması için İdlib çok kritik bir önemde. Önümüzdeki süreçte zaten buna yönelik politikalar geliştirilecektir. Yani Rusya'nın ben Türkiye'nin İdlib hassasiyetine sonuna kadar sadık kalacağı kanaatindeyim. Aksi takdirde yani Rusya ile gelişen Türkiye ile gelişen ilişkiler kısa bir sürede tekrar bozulabilir veya zarar görebilir. Zaten ilişkiler pamuk ipliğinde. Daha düne kadar Almanya ile neredeyse kanlı bıçaklıydık diyelim. Şu anda unutuldu gitti. Biraz devlet ilişkileri böyle. Bugüne bakmak lazım. Dünü unutup bugüne bakmak lazım. Yarını da planlamak lazım. Kısa sürede her şey değişebiliyor. Bir uçak kriziyle Rusya'yla burun buruna geldik. Vesaire vesaire. Yalnız burada benim bir de ürktüğüm bazı şeyler de var tabii. Şimdi göç, İdlib'den bize doğru bir göç. Gerçi Fırat Kalkanı bölgesine doğru bir hazırlık olacak. Böyle bir tehlike var mı? Bir de Jim Carter'la ilgili bir şey söylediniz. O da aslında aklıma takıldı. Nobel Barış Ödülü de aldı. En kötü barış savaştan iyidir diye. Ben de bu adamların savaşından çok barışından korkuyorum. Gerçekten öyle. Yani öyle bir barış antlaşmaları yapıyorlar ki sanki şöyle söyleyelim. Buyurun. O barışları ruhu öldürüyor. Savaşları bedeni öldürüyor. Bedeni öldürüyor. Gerçekten öyle. Onların barış süreci çok tehlikeli bir şey. Mesela Filistin'deki barış süreçlerini biliyoruz. Doğru. Yani zaten o barış süreci bilin ki savaş sürecidir. Yani savaşı derinleştirmek. Aynı şeyi söyleyecektim. Hatta daha kötü bir savaş için şöyle söyleyeyim, yani barış sürecini şöyle değerlendiriyorlar. Daha büyük bir savaş için bir alt zemin. Evet. O kadar. O kadar yani. Sahte bir eylem tamamen. O yüzden daha çok savaşta bir samimiyet var. Savaşıyorum ben seninle diyorsun. Artık elinde ne varsa topun, tüfeğin, ona göre gücün, paran bir şekilde bir meydan muharebesi diyelim yani. Aslında tabii şartlar değişti ama o yüzden ben biraz çekiniyorum bunların. Jim Carter tabii barış ödüllü olmasının getirdiği belki bir söylem yapmış. Yani orada işte Rusya'yı mesela biraz da yani Amerika için o İdlib'deki bir kriz falan, eğer Türkiye-Rusya ittifakını zedelerse veya Türkiye'yi biraz daha onlara göre yalnızlaştırırsa biraz onun hesabı içindeler. Yani biz Türkiye-Rusya veya Türkiye-İran ittifakları nasıl işte bozarız? Ama eskideki gibi, yani eskiden olduğu gibi tam bir ittifak sürecinde değil artık hiçbir ülke. Yani bazı noktalarda işte stratejik bir ittifak içerisinde olabiliyorsun. Yani ikide bir mesela o stratejik müttefik tanımları da değişiyor. Yani işte bir Amerika ile oluyoruz. 2 hafta sonra dediğiniz gibi ilişkiler bozulunca tekrar her şey değişebilir. Alt üst oluyor. Toptan ittifak değil de sanki alan ittifakı var. Alan ittifakı. Almanya mesela şimdi bize stratejik müttefik diyorlar. Kesinlikle. Macron bizi öve öve bitiremiyor. İşte birkaç ay önce de Türkiye'yi mesela hedef ülke gösteriyorlar. Ki ekonomik saldırıda da bizi desteklemiş. Mesela Erdoğan işte Amerika'ya ne dedi? Biz işte Amerika'nın stratejik hedefindeyiz dedi. Daha önce biz model ülkeydik. Stratejik müttefik, ortaklık, eş başkanlık. Orta Doğu'da yani kısa sürede dengeler değişebiliyor ama bu dengeler şeye bağlı, yani sahadaki gücünüze bağlı. Sahadaki gücü de bana göre, yani kim ne derse desin, Mustafa Bey dedik mesela Cenevre süreci çökebilir, Astana süreci çökebilir. Hepsi bundan çok korkuyor. Bunun çökmemesi için Türkiye'nin taleplerini kabul etmek zorundalar. Çünkü muhalefeti şu ve bu şekilde Türkiye temsil ediyor. Doğru. Sadece. Başka muhalefeti temsil eden veya muhalefetin güvendiği bir aktör kalmadı. Bir karşı ses yok zaten. Yani Türkiye dışında muhalefet kimseye güvenmiyor. Doğru. Bu da Türkiye'nin elini hem Astana'da hem Cenevre'de güçlendirecek faktörler. Bir de Müslüman ülke olmasının getirdiği büyük avantaj var. Osmanlı'dan gelen bir psikolojik bir güç var. Sonuçta çevremizdeki ülkeler, bir kere daha konuşmuştuk bunu, işte Suriye değil mi? Bütün dünya bir araya geldi. Suriye'den bir parça almak istiyor. 402 yıl Osmanlı Devleti bir valisiyle orayı yönetmiş. Aynen. Oradan gelen bir psikolojik üstünlük de var. Doğru. Yani neticede bir nesil, 2 nesil önce aynı sınırlarda yaşayan kardeş yurttaşız yani. Tabii hinterlandığımız, yani orada güçlüyüz. Ruslar bunu söylüyordu. Yani bir analizcileri, yani Ukrayna bizim nasıl arka bahçemizse Suriye'de, işte Irak'ta Türkiye'nin arka bahçesi. Ama biz bunu kullanamadık herhalde, değil mi? Türkiye'nin gücünü işte yani 15 Temmuz'a kadar kullandırtmadılar. Ama yeni güvenlik savunma konseptiyle Türkiye bence çok iyi gidiyor. Yani düşünsenize mesela, yani o Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Amerika üzerine geliştiren projeye biz mesela Somali'de bak çok etkiniz, Sudan'da çok etkiniz. Yani şu ve bu şekilde aslında Kızıldeniz'de bir şeyimiz var, pozisyonumuz var. Mesela Afrika'da falan etkiniz. Irak'ta üslerimiz var. Katar'la yeni anlaşmalar falan, üsler var. Bir şekilde Suriye'de sahadayız. Türkiye'nin başlattığı yeni bir program var mesela. Mısır'da da etkiliydik mesela, öyle ya da böyle. Gene etkiliyiz. Yani onun mesela durum değiştiği zaman o Müslüman kardeşler, o sokak üzerinde veya diğer sivil toplum kurumları üzerinde Türkiye'nin etkisi çarpan etkisi özellikle çok fazla. Suriye'de de Türkiye'nin kalıcı olduğu görülüyor. Yani eğitim programları var, işte gençlerin eğitilmesi var, o kurtarılan bölgelerdeki yeni projeler, yatırımlar var. Bizde, Türkiye'mizde yaşıyor artık yurttaşımız. Yani Türkiye'yi bypass etmeden Suriye'de bir çözüme ulaşmalar çok zor. Bir demografik olarak da bir elimizde güç var zannediyorum Suriye üzerinde. Tabii o da var. O da var. Şöyle bir şey, hem sürekli olarak şöyle kıyas yaptılar, işte Afganistan, Pakistan, Türkiye, Suriye gibi. Yani Pakistan'ın oradaki rolü dominant bir roldü. Şöyle ki Taliban olsun, Afganistan'daki işte mücahitler vesaire, ister Rusya'ya karşı ister Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı şöyle veya böyle Pakistan'dan sürekli olarak yardım aldılar. Yani niye? İşte iki ülkenin kaderi bir coğrafi kader var. Onun dışında Afganistan'ı kendi haline bırakmak istemiyor Pakistan. Neden? Ya Hindistan'ın ya Rusya'nın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrol altına girecek. Dolayısıyla Pakistan'a karşı kullanacak. Zaten öteden beri Peştun meselesi var. Yani diyorlar ki onların Peşaver şehri 100 yıl önce anlaşmalarla Pakistan'a verilmiş. Belki Afganistan ileride bunları isteyebilir. Dolayısıyla Pakistan'ın gözünü karartıp Afganistan'dan vazgeçmesi söz konusu değil. Burada da öyle. Yani Suriye meselesi bizim için hayati. Gerek insan noktasında, gerek coğrafya noktasında vesaire. Şöyle söyleyebiliriz. Yani kuzeyimiz zaten Rusya tarafı tarafından bu şekilde çevrili. Bir tarafımızda İran var. Güneyde yine İran'la böyle paralel olabilecek bir kuşak olmuştu. Fakat şimdi o kuşağın sarsıldığını görüyoruz. Ama niye Rusya bizi iki taraftan da kuşatsın, hem kuzeyden hem güneyden? Dolayısıyla Türkiye'nin burada hayati çıkarları var. O çıkarları riske atması söz konusu değil. Şunu da söyleyeyim. Arap dünyası, yani bakın Selefilerden İhvan-ı Müslümin herkese kadar, Selefiler ayırmak lazım yalnız. Kızım Selefiler Türkiye'ye sonuna kadar destek veriyor. Diyorlar ki kaderimiz Türkiye'nin kaderiyle karılmıştır. Hatta daha önce de dedim, o Abdurrahman Sefer Havali vesaire var. Suudi Arabistan'da içeride, evet, tutuluyor. Adam diyor ki biz diyor Türkiye ile aynı hendekteyiz. Yani Türklere silah çekilmez diyor. Yani oradaki Kuzey Suriye'deki Selefilere söylüyor. Yani onun tersine de söyleyenler var. İşte Türkiye'yi tekfir eden Selefiler de var. Yani ben Selefilere aynı kategoriye koymuyorum hepsini, ama şu akıl için yol bir dedikleri gibi gerçekten de öyle. Yani İslam dünyası Türkiye'nin kadro kıymetini biliyor. Geçtiğimiz günlerde kitap fuarı vardı Arapça. Ben de gittim falan, birçok kişiyle karşılaştım. Hepsinin şey, yani fiilen İstanbul, İslam dünyasının, Arap dünyasının başkenti olmuş durumda. Niye? Herkes yani ülkesinde bir şekilde yer bulamamış veya sürülmüş siyasi nedenlerle o insanların büyük kısmı Yemen'den şeye kadar, Libya'ya kadar İstanbul'da yaşıyorlar ve İstanbul'u mesken tutmuşlar. Bu potansiyel olarak İstanbul'un gerçekten de yine Osmanlı dönemindeki gibi Arap dünyasının, İslam dünyasının merkezi şehri diyelim olduğunu görüyor. Ve Araplar da şöyle, Velid Muallim geçen günlerde açıklaması vardı. Türkiye aleyhinde, Suudi Arabistan lehinde şunu söylüyor. Suudi Arabistan'ın bize karşı tutumlarında değişiklik var. Değişiklik var diyor. Hatta daha farklı söyleyenler de var. Başta hani Cemal Cerrah, şu falan Suud yanlısı bir takım insanların bu halk hareketini tahrik ettikleri, yönlendirdikleri falan söylenmiş. Tam tersine Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'a ilk günlerden itibaren Suriye rejimine bu isyanları bastırmak için dilediğin gibi hareket edebilirsin, bizden de destek alırsın diye. Sebep şu, adamlar halk hareketlerine karşı bu hareketlerin bir gün kendilerine de geleceklerini düşünüyorlar. Çok korkuyorlar. Evet, çok korkuyorlar. Ondan dolayı Suriye'ymiş, Muriye'ymiş, Esad gitsin demekten de vazgeçtiler. Sadece şunu, evet, söylüyorlar. İran bölgeyi terk etsin, Suriye'yi terk etsin, başka şey istemeyiz diyorlar. Evet. Dolayısıyla Rusya'yı razı etmeye çalışıyorlar. Evet. Ama Türkiye'yi buradan kimse sökemez. Coğrafya böyle kaldığı müddetçe Türkiye'nin gücü de şöyle bir ara böyle kalacak. Hatta Suudi Krallığı Temmuz ayında mıydı? Abdurrahman Havali'yi tutuklamıştı değil mi? Tutukladı. Yani Arabistan'ın en önde gelen İslam, tabii, alimlerinden birini, doğru, niçin tutukladı? Amerika'nın Orta Doğu'da ne işi var? Buradan gitsin, aynen, diyor. Yani Orta Doğu'dan gitsin Amerika. Dediği için tutuklandı. Seyit Kutup diyor ki rahmetli, onun Amerikan İslamı diye bir kitabı var. O kitapta ve sonrasında Amerika'nın derin planı diyor İslam dünyasını ele geçirmek, bu bölgeyi, evet, ele geçirmek. O Abdurrahman Havali de diyor ki 1973-74'ten itibaren ambargo meselesinden sonra Amerika'nın şeyi Körfez ülkelerin üzerine konmaktı diyor. Bu ne zaman olmaya başladı? 1991'den itibaren olmaya başladı. 2002'den 2003'ten itibaren olmaya başladı. Sonra işte direnç olunca biraz gerilediler. Ama Suriye'de Arap Baharı ile birlikte şey olunca, arbede olunca bir şekilde yeniden böyle vaziyet almaya başladılar. Şimdi dikkatli kontrol ediyorlar. Amaçlarından hiç vazgeçmiş değiller. Evet. Yani planları değişse bile amaçları, çıkarları hiç değişmiyor. Yani Bush dönemindeki politika ve işte bugün bir tanesi şeyi örnek vermiş. Yani Rusya'ya karşı nasıl bir politika izlemeliyiz diye. Eğer diyor işte Stalin-Roosevelt görüşmesini falan, yani Rusya diyor, Rusya'yı sıkıştırmak lazım diyor. Yani Amerika'nın izlediği politikalarda tavrını değiştirmedi. Bir süreklilik oldu. İşte Trump geldi, Suriye'den çekileceklerini söylüyorlardı. Kongrenin raporu vardı. Yani biz çekilemeyiz diyor. Yani Orta Doğu'na da çekilemeyiz. İşte Büyük Avrasya projesinden de vazgeçemeyiz diye. Yani bizim diyor işte Pasifik'te, Atlantik'te, Büyük Avrasya'da egemen olmamızda. Yani Amerika'nın temel politikası hiçbir zaman değişmez. Kimse gelsin. Trump bilmiyor sadece bunları. Trump bilmiyor. Trump niye? Yani, kongre raporu hazırlamış. Yani Trump'la biraz cambaza bak diye değerlendiriyor. Portekiz'den Sri Lanka'ya diyor, yani veya işte İngiltere'den Sri Lanka'ya kadar olan bölge işte doğu batı ekseninde, güney kuzey ekseninde işte Rusya'dan Hindistan'a, bütün bu alanlarda diyor biz etkin olmalıyız. Şimdi bakıyoruz mesela Amerika'nın sorun yaşadığı yerler nereleri? İşte Pasifik'te Çin'e karşı yeni bir hamle yapıyor. Şuraya bu şekilde işte ticaret savaşı olsun. Hatta Japonya'yla da ticaret savaşı başlama şeyinde, eğiliminde. Afganistan'da sorun yaşıyor. Pakistan-Afganistan AFPA projesinde. Orada yeniden yeni bir projeyi devreye sokmuş durumda. Yani Trump döneminde mesela bütçeyi %3,6 arttırdılar. 700 milyar dolarlık mesela bütçe 700 milyar dolar falan çıktı. Yani savaştan işte ben para kaybettik 7 trilyon dolar diyen adamın uygulayacağı bir proje değil. Suriye'de de yani aynı şekilde. Yani temel politikası orada tabi biraz Rusya'yı yanına çekip şimdi yani Türkiye'yi sıkıştırma veya İran'ı sıkıştırma. İran projesinde Türkiye'yi, Rusya'yı kendi yanına çekme projeleri devrede. Yani Helsinki zirvesinde yani Amerika'nın ve Rusya'nın Suriye üzerinde genel hatlarda uzlaştıkları söyleniyor. Yani Rusya'ya karşı Çin'i yanına çekemeyen Amerika şimdi Rusya üzerinden yani Çin'i veya işte Avrupa'yı veya Türkiye'yi, İran'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Genel İsviçre'nin politikası yani, buydu biliyorsunuz. 71 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı Çin'i kendilerinin yanına çekmeye başladılar. Şimdi ise Rusya'yı yanlarına çekerek Çin'i, güçlenen Çin'i bu şekilde kontrol etmek. Böyle bir şeyleri var. Yani aynı anda 4-5 kişiye karşı mücadele edemiyor. Kissinger dedik. Ona zaten Kissinger'in kabusu diyorlar. Yani Amerika karşısında Rusya, Çin, Avrupa veya diğer bölgesel güçler bir araya gelince biz de tamamen kaybederiz. Yani Kissinger'in hep böyle Amerika'ya tavsiyesi hiçbir zaman bütün güçlü karşınızı almayın. Bölün bir şekilde. Yani ya Çin'i yanına çek, ya Rusya yanına çek, ya diyelim Orta Doğu'da Türkiye'yi yanına çek. Ama şimdi Rusya üzerinden böyle bir proje devreye sokulmuş gibi görünüyor. Rusya tabii bunun şeyini yemeye çalışacaktır. Yani rantını yemeye çalışacaktır. Yani ama Rusya tabii Türkiye'yi biliyor. Türkiye'nin hassasiyetlerini biliyor. Türkiye Rusya'ya göre çok büyük bir şey, kazanç. Yani ilişkilerin iyileşmesi hem enerji güvenliği açısından. Yoksa biliyor ki mesela yani şimdi Amerika ile uzlaşsa bile güvenemiyor uzun vadeli. Yani Suriye'de bunu gördüler. İşte enerji politikasında kendi enerjisini Ukrayna üzerinden gönderiyordu Avrupa'ya. Şimdi işte Almanlarla o mavi Kuzey Akım 2 projesi var. Sırf o yüzden mesela Trump Almanya'yı çok sıkıştırıyor. İşte Ruslardan gaz almayın. Kuzey Akım 2 projesini baltalamaya çalışıyor. Tehdit etti zaten. Şimdi yani Rusya enerji güvenliğinde sadece Türkiye'yi görüyor. Yani dışa açılmada veya sıcak denizlere inmede, Orta Doğu'da etkin olmadan yani Türkiye'yi bypass edebileceğini ama Türkiye'yi böyle kendi güdümünde, çıkarlarında böyle koşabileceği, ona politikalar dayatabileceği bir aktör de değil Türkiye. Bunu da biliyor Rusya. Şu ve bu şekilde Türkiye'nin önünü aşmak zorunda. Yani İşte Suriye'de etkin bir güç. Ve iki tarafın menfaatlerine temin edecek bir formül yani bulmak zorunda. Afrin'de bunu yaptı, Fırat Kalkanı'nda bunu yaptı. Mesela Türkiye'ye yeşil ışık yaktı. Şu veya bu şekilde önümüzü açtı. Kaldılar. Yakmak zorunda kaldı. Bir de jeopolitik olarak Türkiye ve Rusya'nın Suriye politikası örtüşüyor. Yani Rusya'nın temel amacı Esad rejiminin kalıp kalmaması değil. Orada kendi üslerini, varlığını koruyup Amerikan hegemonyasını bir şekilde dengelemek. O Sovyetler dönemindeki Orta Doğu politikası, yani yeniden çekim merkezi olmak. 70'lerdeki gibi. Yani şimdi Moskova yeniden bir çekim merkezine dönüştü. Tekrar mesela o Sovyet dönemindeki kendine bağlı ülkelerde etkinliğini artırmaya çalışıyor önce. Hinterland'ında, daha sonra Orta Doğu'da eski müttefikleri ve uydularında. Burada tabii Türkiye ile yakınlaşması büyük bir şey görülüyor. Yani şu proje de konuşuluyor Mustafa Bey. Yani şimdi NATO'dan ayrılması ve NATO üyesini yanına çekmesi acayip bir şey. Dünya siyasetinde inanılmaz bir şekilde mesela spekülasyonlara, senaryolara yol açıyor. Yani Türkiye NATO'dan çıktı zaten çöker deniliyor. Yani Amerika'nın mesela Almanya politikası. Almanya diyor stratejik olarak hiçbir külfetimi çekmiyorsun diyor. Yani şimdi Almanya'yı gözden çıkarmasının tek nedeni bu Amerika'nın. Ben diyor 17 yıldır savaştayım. Sen ne yaptın diyor. Sadece diyor işte Afganistan'da bir 50 kişi kaybetmişsin diyor. Oraya bazı eğitim amaçlı askerler göndermişsin. Ben seni koruyorum NATO üzerinden. Ben senin askeri harcamalarını, askeri güvenliğini, harcamalarını korurken sen ekonomik olarak faaliyet gösteriyorsun. Ama ben senden stratejik olarak bir fayda göremiyorum. Yani Amerika'nın Almanya'yı ve Fransa'yı bu anlamda, bir de şu andaki küresel konjonktürde tehdit görmediği için devre dışı bırakmaya eğilimli olduğu görülüyor. Ama Türkiye öyle değil. Yani Türkiye ile senin ilişkilerin bozulması, Türkiye'nin işte NATO'dan ayrılması, NATO'nun çökmesi, Türkiye'nin İran'a yaklaşması veya Rusya'ya yaklaşması Amerikan uykularını kaçırıyor. Yani hatta Avrupa'nın da. Bunlar Rusya'yı, İran'ı korkuluk olarak kullanıyor. Şöyle ki Batı Avrupa ülkeleri nasıl sömürecek? Almanya gibi ülkeler. Tabii. İşte Rus tehdidiyle. Arapları da İran tehdidiyle. Hepsini bu şekilde ne diyor? Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a ben olmasam bir hafta ayakta kalamazsınız. O zaman paraları sökülün bakalım diyor. Aynısını Avrupalılara söylüyor. Almanya'ya. Evet. Bir de uzun var. İran devriminden önce mesela Suudi Arabistan'la İran arası çok iyiydi. Stratejik müttefiklerdi mesela. Devrimden sonra yani Mustafa Bey'in de dediği gibi o yani Amerikan algısıyla İran'ı işte Suudi Arabistan karşısında konumlandırdı ve Amerika'yı işte Rusya'yı Avrupa'ya karşı konumlandırıyor. Yani Ukrayna kriziyle hem Almanya'nın hem Fransa'nın Rusya'yla geliştirdiği yeni ilişkileri, bütün ilişkileri baltaladı Amerika. Sırf Ukrayna kriziyle. Suriye kriziyle bizim mesela Rusya ile geliştirdiğimiz ilişkiler vardı. İran'la geliştirdiğimiz ilişkiler vardı. Onları baltaladı. Yani kaos çıkarmada, sabotajda falan şu anda bir numaralı bir ülke Amerika. Tabii yani sıkıntılar yaşıyor. Yeni bir sistem inşa etmede zorlanıyor. Yani şu an bizim avantajımız o. Türkiye Amerika'nın bu işte duraklamasından, eski gücünü kaybetmesinden, eskisi kadar etkin olamamasından, yani o birincil aktörün boşalttığı alanda ikincil bir aktör olarak kendi bölgesinde etkinliğini artırıyor. Biz de kendi mı varıyoruz tabii, hocam? Tabii. Bütün ikincil aktörler güçlerini artırıyor. Yani Çin işte yükseliyor, Rusya yükseliyor. Türkiye kendi bölgesinde, hinterlandında, yani Kızıldeniz'den biz Basra Körfezi'ne kadar etkin olmaya başlayan bir güç haline geldik. Yani şey yapmasına böyle sanki böyle işte İdlib krizi üzerinden Türkiye'yi karalamaya kalkanlar falan var ama dışarıdan bakılınca Türkiye'nin bu etkisini herkes görüyor. Yani Türkiye'yi, Rusya da Türkiye'ye muhtaç, Amerika da Türkiye'ye muhtaç. Yani Türkiye'yi bypass etmeleri diğer bölgelerde belki yapabilirsiniz ama yani Amerika'nın hazırladığı bir rapor vardı. Yani Türkiye'de işte Balkanlarda Türkiye'nin artan gücünden falan kaygı duyuluyor. Şimdi mesela orada Avrupa'da Soros'un bir şeyi var. Çin'i, Rusya'yı, Türklere, Balkanlara sokmayın diyor. Evet, tabii, doğrudur. Yani, halbuki Balkanlar şurada yakın yani, geçmişte Osmanlı'nın merkezi. Yani öyle. Geçen yılki Erdoğan'ın mesela Sırbistan ziyaretinden dolayı hemen ondan sonra hazırlamışlardı. Şimdi Polonya'da, Romanya'da gücünü arttırıyor ama yeni mesela orada Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı bu sefer konumlandırma projesi var. Yunanistan acayip yatırım yapıyor şu sıralar Amerika. Bu Ukrayna'yı karıştıran büyükelçisi vardı. Şimdi Atina büyükelçisi. O geldikten sonra zaten Yunanistan-Rusya ilişkileri biraz gerilmeye başladı. Türkiye ilişkilerinde yeni sorunlar yaşamaya başladık. Yani Türkiye'nin o devasa gücünün farkını Türkiye'yi durdurma gayretleri olarak okumak lazım. Suriye'deki devreye giren projeler. Yani evet. Orada asıl sorun Türkiye. Yani Suriye Esad rejimi değil, Suudi Arabistan değil veya İran değil. Yani bu bölgede gerçekten o Kuzey Afrika'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgeyi, İslam dünyasını veya işte Balkanlarda Müslüman olmayan ülkeleri bile hareketlendirebilecek küresel sistemin dengelerini sarsmaya, yeni bir oluşum oluşturmaya yönelik potansiyele sahip tek ülke Türkiye. Bunun farkındalar. 15 Temmuz'dan sonra da bu konseptle devreye giren, yürüyen bir Türkiye var. Bu bence onları çok korkuttu. Yani Türkiye'de Suriye'deki varlığı uykularını kaçırtıyor. Ben İdlib'de o an yani küçük bir test, küçük bir Suriye bölgesi olarak Türkiye'nin caydırıcı gücünün hem Ruslar üzerinde, hem Amerikalılar üzerinde, hem Şam üzerinde, hem İran üzerinde ben etkisi olduğu kanaatine. Yani Türkiye'yi bypass ederek sanki Türkiye yokmuş gibi oraya girip işte katliam yapalım, onu yapalım. Yapsalar bile bunun bir karşılığı olacaktır. Çok ilginç. Buyurun hocam. Ben bazı tedaviler, çağrışımlar oldu. Şöyle ki aslında Amerika Birleşik Devletleri gerilimden besleniyor. Yani dışarıda birbirine milletleri veya devletleri birbirine düşürüyor. Mesela zaman zaman detente politikaları, yani yumuşama politikaları izleniyor. Bu çerçevede Almanya'da 1970'li yıllarda Willy Brandt vardı. Ostpolitik diye doğuya açılma politikası vardı. En fazla Amerikalılar karşı çıktı buna. Avrupalar niye karşı çıkıyor? Çünkü o zaman ihtiyaç kalmayacak. Avrupa'da Amerika'ya ihtiyaç kalmayacak. Baltaladılar da o politikayı. Evet. Nasıl patron olacak Amerika Avrupa'da? Öyle patron olacak. Diyecek ki işte sizin düşmanınız Rusya. Yani Rusya'dan korkacaksınız. O zaman benim himayeme gireceksiniz. Aslında Ecevit'te ostpolitikaya benzer 1978 yılında hükümete geldiğinde o da aynı politikaları izlemeye çalıştı. Hatta sözü var. Belki geçen haftalarda da konuştuk. Neydi? Ya Amerika herkesten fazla Sovyetler Birliği ile örtülü müttefik halinde bir araya geliyor. Yani el altından, masa altından her türlü muhabbet yapıyorlar. Ama elinde dur diyorlar. Sen benim arkamda dur. Sakın öne geçme. Tamam mı? Gerçekten öyle. Dolayısıyla yani onun ekseni kayıyor. Rusya ile ilişkilere giriyor. Bir şey olmuyor. Doğru. Sen bir anlaşma, iki anlaşma yapınca hemen senin ekseni kaymakla suçluyor. Aynen öyle. Eksen işte biliyorsunuz bir ara Malezya ekseni, ya Türkiye Malezya'yı AK Parti'nin ilk dönemlerinde 2003 sonrasında Aslı Aydın Taşbaş bir şey ortaya atmıştı. Kavram Türkiye Malezyalılaşıyor mu? İşte Türkiye'nin ekseni kayıyor. Ya Türkiye Malezya'nın peşinde gidecek bir ülke değil. Malezya olsa olsa Türkiye'nin peşinde gider. Yani tarihi şeyi anakorenik bir şey bu yaklaşım. Nasıl olur bu? Yani eyvallah biz Malezya'ya saygı, hürmet gösteriyoruz. Keşke kalkınsın. Hatta bize de model olsun ayrı ama o eşyanın tabiatına pek de uygun bir şey değil kardeşim. Eksen ülke Türkiye. Herkes de biliyor bunu. Dolayısıyla bizim dışımızda belki. İdeolojik kaygılarla birlikte işte Türkiye ne oluyor? Şarkılaşıyor. Türkiye Malezya'ya uyuyor. Türkiye bilmem Araplaşıyor. Bilmem ne oluyor falan filan. Bunlar tabii ki dediğimiz gibi Türkiye'yi caydırmak için söylenen şeyler. Harika bir nokta koydunuz aslında bu konuya. Devam edeceğiz. Ne zaman devam edeceğiz? Kısa bir reklam arasında hem çaylarımız tazelensin, hem bir nefes alalım, bir suyumuzu içelim, soluklanalım. Bu arada sevgili izleyenler için de kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra konularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, Akit TV ekranlarında Bağımsız Gündem programı devam ediyor. Her pazar biliyorsunuz Bağımsız Gündem'de sizler için özel konularımız oluyor gündeme dair. Ve az önce de çok güzel konular konuştuk, bilgilendik. İki değerli konuğumuzda ekranlarını yine açanlar var ise eğer gazeteci yazar, iki büyüğüm, iki sevdiğim, okuduğum iki insan Bercan Tutar ve Mustafa Özcan ile Bağımsız Gündem devam ediyor sevgili izleyenler. Şimdi reklam arasında Sayın Mustafa Özcan'la konuşurken yine Abdurrahman El Havali'den bahsettik bu arada. Onun bir sözü aklıma geldi. Çok da severim, okurum mümkün olduğunca. Diyor ki Suudi Arabistan yönetiminin bütün uygulamaları İslamiyet'in temel esaslarına aykırıdır. Zaten bu sebepten dolayı hemen hop yakalandı. Özellikle Arabistan'da ve Mısır'da böyle alimlere yönelik tutuklama, idam kararları var. Sayın Mustafa Özcan'a soralım. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bunu bir yaptırım politikası olarak mı görüyorsunuz? Yoksa oradaki yerel yönetimlerin kendi aymazlığı mıdır? Suudi Arabistan 4. Suudi Arabistan dönemine giriyor Muhammed bin Selman'la birlikte. Bilindiği gibi 3 Suud rejimi bundan önce kuruldu 300 yıldan beri. Yani Osmanlı'ya isyanlarla birlikte 1810, 14, 15 yılları itibariyle Suudi Arabistan'da veya o bölgede 3 tane Suud devleti kuruldu. Muhammed bin Selman'la birlikte yeni bir bunun gelişini yeni bir milat olarak dolayısıyla 4. Suudi Arabistan rejimi olarak görenler, bakanlar da var. Bununla ilgili birçok yazı yazıldı tabii. Peki yeni dönemde neler oluyor? Baktığımız gibi İsrail'e yakınlaşma politikaları var. Enver Karkaş gibiler de biraz önce Bercan Bey'in de ifade ettiği gibi aslında maalesef Türkiye'ye yönelik olarak hasmane politikaları izliyorlar. Türkiye ve İran'ın zayıflatılması için bölgede bir Kürt devletinin kurulması gerektiğini söylüyorlar. Yani şöyle İsrail, Etiyopya saç ayağıyla birlikte bölgede yeni ittifaklar geliştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu ittifakların da genel olarak Türkiye'yi ve İran'ı absorbe edecek şekilde olması gerektiğini söylüyorlar. Şöyle ki Suudi Arabistan'da tabii sahva denilen bir uyanış denilen bir fenomen doğdu. Bu fenomeni Muhammed bin Selman 1979 Kabe baskınıyla milat olarak okuyor veya Kabe baskınını baz olarak alıyor ve ondan itibaren Suudi Arabistan'da dediğimiz gibi böyle devlete karşı isyan eden bir ruhun yavaş yavaş geliştiğini söylüyor. Onların başında da Muhammed Kutup gibi, Seyyid Kutup'un kardeşi uzun yıllar Mekke'de kaldı Suudi Arabistan'da ve Abdurrahman Sefer Havali de onun talebelerinden bir tanesi. 10 yıl kadar daha önce hapse atıldı. Sebep şu, Amerikan güçlerinin bu şekilde bölgeye yerleşmesine bunlar karşı çıktılar. 1988'den sonra özellikle 90-91 bilindiği gibi Saddam Hüseyin'in Kuveyt'ten atılması için yabancı güç celbedildi. Amerikalılardan, diğer ülkelerden, 30-40 ülkeden geldi. Ama bunların merkezi üssü veya merkez gücü diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nin gücüydü. İşte bu hocalar, Abdurrahman Havali gibi adamlar buna karşı çıktılar. Karşı çıktıkları için bunlar sahabeciler olarak damgalandılar ve dediğimiz gibi zaman zaman içeri atıldılar. Son sıralarda da İslam ve Batı Medeniyeti diye bir kitap yazdı. Bu kitapta şunu söylüyor. Yarın diyor Kudüs yıkılacak olursa veya Harem-i Şerif veya Mescid-i Aksa yıkılacak olursa bu muhtemelen diyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralarıyla, finansıyla olacaktır diyor. Bu kadar cüretkar olduğu için hasta olmasına rağmen, yani gerçekten artık ayakta duracak hali yok. Adamı içeri attılar. Hiç merhamet etmeden içeri attılar. Son haftada şöyle bir şey oldu. Hem Mısır'da hem Suudi Arabistan'da yargılama süreci başladı. Mısır'da Suudi Arabistan'da iki kişiyi idam ettiler. İki idam cezası vermek istediler. Bunlardan bir tanesi Selman Ude. Diğeri de aklıma gelmedi. Selman Ude'ye 37 suçlama yöneltiyorlar. İtham yöneltiyorlar. İlginç. Onlar arasında hilafeti geri getirmek var. Yusuf el-Kardavi'nin kitaplarını bulundurmak var. Başka şey için Suudi Arabistan Kraliyeti için gerektiği kadar dua etmemek var. Bilindiği gibi Selman Avde'nin içeri atılmasının temel nedeni neydi? 5 Haziran 2017 tarihinde Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'la ihtilaf içine girmesi. O sırada Selman Avde'nin bir şey oldu, tweetler oldu. Yani bu ülkelerin bir kardeşane bir şekilde bir araya gelmelerini temenni ediyoruz. Yani birbirine karşı gayet dostane, yumuşak politikaları izlesinler gibisinden temenniler olmuştu. Başka bir şey değil. Yani ne beddua ne başka bir şey, hiçbir şey yok. Fakat dediğimiz gibi bunu bile hazmedemedikleri için, tahammül edemedikleri için Selman Avde'yi içeri attılar ve idamla, taziren idam cezasıyla yargılıyorlar. Diğer birisini de yargılıyorlar. İşkence altında. Sürgün kararı olanlar var. 7-8 zalim. Nasır Ömer gibi Suudi Arabistan'ın Selefilerinin en tanınmış adamlar. Artık öyle bir şey var ki gözleri kararmış durumda. Dost düşman kimseyi tanımıyorlar. Evet. Tamam, hiç kimseyi tanımıyorlar. Şimdi Suudi Arabistan'a ruhunu veren, yani Selefiliğe veya Vehhabiliğe ruhunu veren dediğimiz gibi Nasır Ömer gibi o dünya çapında tanınmış adamlar. Hiç gözlerinin yaşına bakmıyorlar, atıyorlar. Ve hepsi eli kalem tutan alimler. Eli kalem tutan alimler. Enteresan bu muhakemenin, yani bir yıl sonra başlayan bu muhakemenin Mısır'daki muhakemelerle paralel düşmesi. Aynı anda yapılması. İşte Mısır'da da ne oldu? Mısır'da da 75 civarında Müslüman kardeşlerin ileri gelenleri yine 2013 yılındaki bu Rabia olaylarıyla ilgili yargılanma sürecinin bir devamı. Burada da 75 kişiye yönelik olarak idam cezası verildi. Şöyle ki bunların 31'i Riyad'ında yargılandı. Bunlardan bir kısmı Mecid-i Güneym gibi Türkiye'de bulunuyorlar, sürgünde bulunuyorlar. Hepsi Türkiye'de diyemem ama bunların bir kısmı Türkiye'de mülteci sıfatıyla bulunuyor. Onun dışında 40 civarı da dediğimiz gibi Mısır'da hapishanelerde bulunuyor. Bunlar önemli adamlar. Saffet Hicazi, işte Muhammed Bilteci, ondan sonra İsam Aryan, Müslüman kardeşlerin genç kuşağı, yani genç kuşağı derken 1940'lı 50'li yıllara nazaran söylüyoruz. Bugün yaşlı kuşak sayılır hepsi. Daha önce de Muhammed Beli gibiler hakkında biliyorsunuz idam cezası verilmişti. Ne yapmak istiyor yani Mısır rejimi, Suudi Arabistan rejimi? Ve eş zamanlı ikisi bir. İkisi de eş zamanlı. Ya zaten bunlar müttefik. Sonuç itibariyle Katar'a karşı 4 ülke, daha Bahreyn, Bercan Bey de söyledi. İşte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Mısır. 4 ülke bir araya gelmişlerdi. Onların yedikleri, içtikleri hep ayrı gitmez onlar. Ayrı gitmiyor. Yani hep birlikte. Bunların tamamlayıcıları da aslında Amerika Birleşik Devletleri. Ondan dolayı şöyle son haftalarda tabii Trump'ın yeri sarsılmaya başladı. Telefon etmiş. Mısır lideri Sisi, lider Gerçek de mecazen anlayın. Sisi telefon etmiş Trump'a. Demiş efendim demiş sizin hakkınızda ya olur olmaz şeyler oluyor. Nereye gidiyor bu işler falan filan. Ondan sonra bizimle en azından biz arzu ediyoruz ki bizimle birlikte bitirin. Yani şeyi iktidar dönemini falan birlikte bitirelim falan yağ çekiyor falan. Ya diyor sanki Husiyelerime darbe yedim ne biçim sorusu bu falan. Oradan şu noktaya geliyorlar. Sisi tabii çekiniyor. Amerika'da biraz daha insan hakları ile ilgili yeni bir yönetim gelecek olursa tabii burada daha fazla sıkıntı çekecekler. Yani sonuç itibariyle Sisi ile Trump birbirine aslında çok benziyorlar. Niye benziyorlar? Şimdi baktığımız zaman Trump'ın yanında çalışan bayanların falan yazdıkları kitaplar var. O kitaplarda işte bayanlara yönelik falan tacizler, şunlar bunlar anlatılıyor. Kadınlara muamelesi. Aynı şey aslında darbe öncesi Mısır'da kadınlara bekaret kontrolü yaptırıyor Sisi. Evet. Kendisinin itirafı var BBC'ye vesaire. Yani bunlar yani ne diyelim? Ruh dünyaları bozuk. Aynı tarzın adamlar. Tabii Sisi ile Prens Muhammed Bin Salman, bu Veliaht Prensi, işte o Amerika medyası işte ılımlı İslam'ın yeni yüzü, simgeleri ama falan doğru. Lanse ediyorlar. Ama doğru. Neden? 2002 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri dini söylemin yenilenmesi, geliştirilmesi diye bir teknik ortaya atıyor. Belli bir şey bu. Arap dünyasına yaymak istiyorlar. Bugün Mısır'da, Eser'e, şuraya, buraya hepsine dini söylemin yenilenmesi. Her tarafa onu söylüyorlar. Dini söylemin yenilenmesi ne demek? Batı tarzına uygun Seyyid Kutub'un ifadesiyle Amerikan tarzı Müslümanlık. Yani sinirleri alınmış, hiçbir siniri kalmamış. Dediğimiz gibi İsrail'le ikiz. Adnan Oktar'ın tarzı diyelim Amerika Birleşik Devletleri ile ikiz bir ama iş başka. Halbuki inananlara göre en gelişmiş söylem İslamiyettir zaten. Tabii ki. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Roma'nın Hristiyanlığa yaptığı gibi İslamiyet'e de aynı şeyi yapıyor. Yenlerini bozmak için. Konuyu biraz değiştirelim. Buyurun. Çok güzel oldu ama bak çok farklı bir konuya değinmiş olduk. Bir de şunu orada bir şey ekleyeyim ben. Gene sorun. Bu Suudi Arabistan'la ilgili bugünlerde ya işte bir ayda Suudi Arabistan'da hiç ses çıkmıyordu. Ne oldu falan filan muhabbetleri yapılırken birden işte bu alimlere yönelik işte idam kararları veya yeni bir proje falan devreye girdi. Daha önce ekonomik bir proje vardı. Prensler falan alındı. Hepsinden işte belli miktarlarda para ödenmesi kaydıyla bırakıldı. Tabii İngiltere'nin bu Suudi Arabistan'daki yani bu Trump'ın damadı üzerinden, Kushner üzerinden yürütülen projeye pek böyle sıcak bakmadığı belirtiliyor. Yani ateşle oynuyorsunuz falan. Şimdi Suudi Arabistan'da biraz İngiltere Suudi Arabistan'da muhalefeti biraz temsil ediyor gibi. Yani Kanada ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin bozulması da biraz buna bağlanıyor. Yani tamamen böyle işte bütün yönetim elimizde. Prens Muhammed hala içi rahatlamış değil yani. Büyük bir korkuları var. O dediniz ya Trump'a telefon etmesi falan. Evet. Öyle bir panik var onlarda. Var. Çünkü dışarı olmadan Mısır'ı kendi başına idare ediyor. Yani İngiltere'nin, işte Almanya'nın, Fransa'nın, Türkiye'nin, bölgesel güçlerin yani orada Suudi Arabistan'da tamamen işte Amerikan güdümüne girmiş. O Filistin'e yönelik yeni yüzyıl projesi, işte Filistinlilerden arındıralım, tamamen İsrail'e verelim. Hatta Trump'ın işte teklif ettiği projeleri de var. Yani belki o alimler bu projeye biraz da tepkililer. Yani onun önünü de kesmeye çalışıyorlar. İşte Trump'ın çok kirli bir projesi vardı. Ürdün'e diyor işte o Filistinli mültecileri vatandaşlığa kabul et. Bütün masraflarını ben karşılarım. Böylece işte o mülteci statüsü ortadan kalkacak. Geri dönme hakları, BM uluslararası anlaşmalarını imzaladığı o hakları, o ihtimali ortadan kaldırmak için yani Filistin'den geri dönüş hakkını ortadan kaldırmak için oradan tabii yani Ürdün'e de çok baskı yaptılar. Türkiye'ye karşı bir pozisyon alması için ama Ürdün'ü yanlarına çekemediler. Yani ummanı çekemediler, kuvvetli çekemediler. Ürdün'ün pozisyonu varlıksal pozisyonu. Tabii. Kendini reddetmek olur. Reddetmek olur. Yani hatta ya orada yani Türkiye hala mesela direkt bu ülkelere yönelik bir politika devreye sokmuş değil. Eğer o olursa bence yani iktidarları temelli sarsılabilir. Yani Suudi Arabistan'ın olsun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin olsun. Yani bir itibarları kalmadı şu anda ümmetin gözünde. Yeni dengelerde, yeni oluşan küresel sistemde de, Ortadoğu'daki dengelerde de ben çok kalıcı olabilecekleri kanaatinde değilim. Doğru. Yani, çok çabuk yıprandılar. Şöyle bakabiliriz. Yani bugün Trump imparatorluğunun çöküşünü hızına yetişemiyoruz. Evet. Yetişemiyoruz gerçekten. Dolayısıyla bu ülkelerin hızı da yani gerçekten çöküş hızı bizim gördüğümüzden çok ötede. Evet. Gördüğümüzden çok ötede hızlı bir şekilde çöküşe doğru gidiyorlar. Gerçekten öyle. Yani herkes bunu belki râ-i ayn diyor Araplar. Yani görürcesine, gözleriyle görürcesine birkaç yıl içinde somutlaştığını görecekler. Yani yakalayacaklar. Burada yalnız kısaca şunu söyleyeyim. Kardavi'den bahsetmiştik. Selman Auden'in yargılanması nedenlerinden bir tanesi Yusuf Al Kardavi'nin kitabını bulundurması. Başka bir şey değil. Biliyorsunuz kitapları da Sisi geldikten sonra Mısır'da yakıldı. Birçok hatta Türkiye'den Said Nursi'nin kitaptan da bulmuşlar. Herkesin yani ellerine ne geçerse yakıyorlar İslam adına. Maalesef böyle yani bilip bilmeden önemli olan İslam bir kitap olması. Şunu da söyleyeyim. Kardavi'yi karalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kardavi'nin boşamış olduğu mutallaka diyorlar. Bir hanım var Cezayirli Esma bin Kade. Onunla ilgili işte Riyad gazetesi bir karalama yapmış. Kardavi şöyle sapık böyle sapık falan filan. Asla alakası yok. Bu kadına atfetmişler. Esma bin Kade eski eşi. O da çıktı televizyonlara ya dedi utanmıyorlar da Allah'tan da utanmıyorlar. Kuldan da utanmıyorlar. Ben Kardavi'den ayrıldım ama bunların hiçbirisi olmuş değil. Benim anlatmam da söz konusu değil. Yani adamlar her türlü tertip, her türlü aşağılık şeyleri elden aşağı vurabiliyor. Sevgili izleyenler şimdi Mustafa Özcan Udi'yi söyledi. Aslında iyi oldu söylememiz. Hani biz idam edildi, sürgüne gönderildi derken ben de Muhammed Kutub'u söyleyeyim. Mesela Seyit Kutup abisi idam ediliyor. Kendisi yine o fikirlerin ilerleticisi oluyor. Kitapları tamamen İslam ve Kur'an üzerine. Yani hani izleyenlerin aklına şey gelmesin acaba bu adamlar işte ne yazıyor da idam ya da sürgüne hak ettiler mi etmediler hak ettiler mi? Tamamen İslam ve Kur'an üzerine bütün kitapları aşağı yukarı. Bunlar böyle. İnşallah bizim şeyimiz buraya dönmesin ki dönmez zaten. Ben şimdi geleceğim bir başka soruya, konuya. Orta Doğu'daki bu dengelerle ilgili. Şimdi yakın geçmişte işte Türkiye Cumhuriyeti kurulurken işte boğazları belki Rusya'ya karşı bizde olması bütün Avrupa'nın da işine geldi bir tehdit olarak. Yani Rusya'ya karşı bir Türkiye tehdidi. Bu bir. İki, Türkiye'ye karşı da bir Yunan tehdidi. Yani adaların büyük çoğunluğunun işte onlarda olması aynı zamanda bize karşı bir tehdit. Benim çocukluğumda şöyle bir şey vardı. Yunanistan büyük tehlikeydi bizim için. Yani benim çocukluğum hep bir Yunan tehlikesi pompalanmasıyla geçti. Hatta hiç unutmuyorum, kaç yaşında olduğumu da hatırlamıyorum. Bir kitap okumuştum. İstanbul'un nüfusu 12 milyon, Yunanistan'ın nüfusu 7 milyondu. Ve o zaman şunu düşünmüştüm. Allah Allah dedim ya. Ya Yunanistan istese de tehlike olamıyor bize. Tamam. Ya ben de neden dedim korkuyorum. Yani çocuk yaşta. Biz mi küçüldük Yunanistan mı büyüdü? Biz mi küçüldük? Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Biz kendi kendimizin farkına varıyoruz. Yani 15 Temmuz çok önemliydi. 15 Temmuz kendi ordumuzu kendi elimize alma operasyonu gibiydi. Operasyon yanlış bir kelime oldu. Mücadelesiydi. Ya yani biz resmen bizim ama kullanım hakkı bizde olmayan bir ordunun kullanım haklarını söke söke almış olduk. Ve o tarihten sonra da operasyon kabiliyetimiz işte Kandil'e, efendime söyleyeyim işte Zeytindalı Operasyonu'yla gücümüzde sanki bir üzerimizden bir yük kalkmış gibi oldu. Bu noktadan sonra geldiğimiz şu süreçte, tarihsel süreçte Yunanistan tehlikesi gitti, Bulgaristan tehlikesi gitti, İran, Irak, işte IŞİD, PKK terör örgütü bütün bu tehlikeler aslında bertaraf edildi. Şimdi iki tane sorun var. Bir yalnızlaşmakla ilgili yalnızlaşır mıyız? Yoksa biz daha bir kalabalıklaşır mıyız? Bir Osmanlı Şemsiyesi gibi Anadolu Cumhuriyetler Birliği gibi bir birlik oluşabilir mi? Orta Doğu'daki dengeleri kendi lehimize çevirirken bizim başımıza en büyük bela ne olabilir? Yani hangi konuda çekinmeliyiz, çekingen olmalıyız ya da o konuya dikkat etmeliyiz? İç savaş gibi mesela. Yani soğuk savaş mantığıyla hareket edersek Türkiye için zararlı olur. Yani çünkü o dünya değişiyor. Evet. İki kutba veya tek kutba dayalı dünya sistemi değişiyor. Yani çoğul kutuplu, çok kutuplu, çok eksenli yeni bir gidişat söz konusu. Burada tabii Türkiye denge politikasını çok iyi bilen bir ülke. Yani işte son 200 yıldır dengelere göre var olan bir ülkeyiz. Tabii Türkiye jeopolitikasının da çok farkında. Yani Anadolu hep bizi işte Asya ile Avrupa arasında köprü diye lanse etti. Hep beynimize bu kazındı. İşte düşman algısı işte bize Atlantik'ten dayatıldı. Yunanistan düşman, Ermenistan işte düşman, Rusya düşman, İran düşman. Orta Doğu bir bataklık. Sakın bakmayın, etmeyin. Bütün komşularımızda müttefiğimiz sadece Amerika. Evet. Tabii yani AK Parti ile tabii Türkiye kendi hem tarihinin hem coğrafyasının hem de jeopolitikasının farkına vardı dediğiniz gibi. Yani biz sadece Asya ile Avrupa arasında köprü değil, aynı zamanda biz istesek engel de olabilecek, evet, bariyer de olabilen bir ülkeyiz. Yani o doğu, batı, güney, güney, kuzey eksenindeki bütün mesela hegemonya arayışlarını hem mesela olumlu yönde etkileyebilecek ama Türkiye'nin çıkarına olmadığı zaman eğer bağımsız bir politika izleyebiliyorsak engelleyebilecek güçte olan bir ülke Türkiye. Yani Türkiye'yi bypass ederek mesela Amerika'nın işte Hazar'dan Aden'e veya işte Fas'tan Basra'ya kadar etkin olması mümkün değil. Bu saydığınız yerlerin hepsinde Türk devletleri oldu. Yani Türkiye'nin eskiden etkin olduğu Osmanlı'nın hinterlandı olan bölgeler. Rusya bunun farkında, Çin bunun farkında. Yani Çin'de, Rusya'da, işte Avrupa bu mantıkla zaten Türkiye'ye bakıyor. Ama bize tabii köprü vazifesini vermişlerdi. Biz de onu kabul etmiştik. Şimdi köprü olmaktan çıkan bir Türkiye artık üstünden yürüyüp gidip gelemezsiniz. Köprüye diyor. İhtiyaç yok artık. Yani ben diyor bu bir bağlantı noktasıyım, bir kavşağım diyor, bir koridorum diyor veya yeni bir medeniyetin beşiğim diyor. Türkiye kendi tanımını değiştirdi. Evet. Yani kendi tanımını değiştirmek çok önemli bir şey. Yani kültürel krizlerin veya siyasal krizlerin aşılmasında tanım çok önemli. Biz kendimizi daha önce nasıl tanımlıyorduk? İşte demokratik, laik bir devlet. Demokratik, laik, batı yanlısı, yani batı modernleşen bir devlet. AK Parti ile birlikte biz sadece işte yani demokratik, işte laik falan sadece işte batılı, modernist, beyaz Türklerden oluşan bir ülke değiliz yani. İşte Kürtler var, işte Müslümanlar var, Araplar var, işte Gürcüler var, Balkanlardan gelenler var, Kafkasya'dan gelenler var. Bize umut bağlayan eski coğrafyalar var, Balkanlar var. Yani 400 yıl orada kalmışız, 450 yıl. Evet. Şimdi hiç ilgilenmemişiz ondan sonra. Şimdi gidiyorsun, Türkiye'nin gücü nereden geliyor? Amerika biliyor ki orada Türkiye çok güçlü, bir tabanı var. Kafkaslar'da bir tabanımız var, Ortadoğu'da bir tabanımız var. Türkiye'nin o tanımını değiştirmesi Amerika'nın bize yönelik politikalarını, Batı'nın bize yönelik politikalarını da değiştirdi. Tabii Türkiye dünyanın gidişatını da okuyor. Yani Amerika zayıflıyor, yeni aktörler ortaya çıkıyor. Yani kimileri bunu Sovyetlerin dağılmasından sonraki sürece benzetiyorlar. Yani merkez ülke Amerika güç kaybedince ikincil aktörler, faktörler, etkenler devreye girmiş durumda. Herkes kendi bölgesinde gücünü artırmaya çalışıyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin boş durması mümkün değil. Özellikle AK Parti ile birlikte burada gücümüzü de arttırmış durumdayız. Yani hem yeni bir konjonktürel, yeni bir geleceğe yönelik politikalarla, yani jeopolitik okumalarla Türkiye gerçekten işte Irak'ta olsun, Suriye'de olsun, Afrika'da olsun, Avrupa ile ilişkilerde olsun yeni bir tanımlamaya doğru gidiyor. Amerika ile yaşadığımız sorunun temelinde de yani yeni bir tanım gerekiyor. Biz kendi rolümüzü yazmak istiyoruz. Yani senin talep ettiklerin şunlar, bizim talep ettiklerimiz bunlar. Yani sadece böyle basit terimlerle oluşmuyor bu. Türkiye'nin ağırlığı, faktörü giderek artıyor. Bir de direniş gücünü Türkiye çok iyi sergiledi. Yani Amerika'nın daha önce bir telefonla Türkiye'ye hiza verdiği bir ülkeyken Türkiye, şimdi 2011'den, 2013'ten bu yana uğraşıyorlar. Hizaya sokamadılar. En sonunda 15 Temmuz'da dağılıp gittiler. Yani Türkiye'nin o direnişi de dünyaya inanılmaz bir ilham veriyor. Yani Arap Baharı'nın zaten temelinde de Anadolu'daki AK Parti'nin Türkiye'de sergilediği o kalkınma modeli hamlesi vardı, ilham kaynağı olarak. Kimileri hatta o zaman şey diyorlar, yani Türkiye Erdoğan'la birlikte yeniden işte ikinci Cihad-ı Ekber'i başlatıyor. Yani küresel sisteme karşı. Türkiye'nin böyle küresel sisteme verdiği bir korku var. Yani kültürel güç olarak kültürel mesela jeopolitik denge deniliyor, güçler dengesi deniliyor. Bir de kültürel güç dengesi var dünyada. Kültürel güç dengesi anlamında Türkiye gerçekten süper bir ülke. Yani ne kadar biz eskiden de öyleydi. Yani tabii. Eskiden de biz zayıfken bile, tüm dünya mazlumlarının sesi olan evet, yani bir politikası. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz zayıfken bile Türkiye'siz bir Balkan Paktı yapılamıyordu. Türkiye'siz bir işte Bağdat Paktı yapılamıyordu. Yani Kafkaslar'da olsun, Balkanlar'da olsun, Orta Doğu'da olsun her zaman güçlüydü Türkiye ama bunun farkında değildi. Şimdi yeni dönemde biz bunun farkına vardık. Farkına varmakla birlikte şansımıza Amerika'da o eski gücünde değil. Yani Atlantik İttifakı dağılıyor. Almanlar işte Fransızlar, Macron kendisi söylüyor. Yani Amerika kendi dünya sistemini yok ediyor. Heiko Maas, Almanların Dışişleri Bakanı, işte Batı dünyasının sonu diye makaleler yazıyor sürekli. Evet. Yani Amerika ile ilişkiler, Amerika'nın kendi kurduğu sistem dağılmaya doğru gidiyor. Tabii Amerika'da o sistemini yeniden kurtarma peşinde. Yani öyle boş durmuyor. Hala mesela küresel yeni bir sistem oluşturamasa da dünyada eski sistemleri dağıtma gücüne sahip, sabote etme gücüne sahip. İşte Arap Baharı ile birlikte o demokrasi arayışlarını işte iç savaşlara, ülkeleri kaosa sürüklemeye çevirdi. Libya'yı parçaladı. Yemen'deki durum ortada. Irak, İyice Suriye. Güçsüzleştirmek adına. Yani yeni bir şey yapmıyor ama var olanı dağıtabiliyor. Tek dağıtamadığı, parçalayamadığı aktör, diş geçiremediği, diz çöktüremediği ülke Türkiye. O anlamda Türkiye'nin direnişi, ayakta durmasının yanında ilerlemesi çok önemli. Yani bu yeni dönemde işte Suriye'de olsun, Orta Doğu'da, özellikle Irak'ta Türkiye'siz bir plan yapmadıkları kanaatindeyim. Yani biz Rusya'da, Çin'de, işte Almanya'da, Fransa'da yani bir şekilde Türkiye'yi yani düşüremeyeceklerini, Türkiye'ye boyun eğdiremeyeceklerini görüyorlar. Çin'in mesela Türkiye'ye yönelik politikalarında, işte Rusya'nın Türkiye'ye yönelik politikalarında, Almanya'nın, Fransa'nın, biz tabii bunu mesela kendi öz gücümüzle yeni kavruyoruz. O psikolojik üstünlük hissi çok önemli. İşte bu yani ekonomik saldırıyla bile mesela Türkiye çok sarsılmadı. Eskiden olsa yani bir operasyonla Türkiye hemen devrilebiliyordu, sendeleyebiliyordu, işte boyun eğiyordu. Şimdi alternatifler var. Yani bunun temelinde bizim direniş gücümüz kadar dünyanın gidişatı, dünyanın şartları da bize imkanlar sunuyor. Türkiye bunun farkında. Yani yeni dönemde Türkiye'nin Amerika karşısındaki ben mücadelesini zaferle sonuçlanacağı kanaatindeyim. Yani dünya bunu istiyor, bunu gerektiriyor. Yani Çin mesela işte bu Amerika'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlardan dolayı yeni bir açılım yapıyor. Soya fasulyesini artık Amerika'dan almayacak. İşte Etiyopya'dan alma peşinde. Orada girişimler falan yapıyor. İşte Sudan'da mesela yatırımlar peşinde. Afganistan'da mesela Afganistan'ın ordu birliklerini işte Çin'de eğitmeye başlayacaklar. Yani Rusya'ya bakıyorsun, tamam Amerika ile böyle ilişkilerini düzeltme peşinde ama Rusya'nın asıl gözüne koyduğu ülke, ilişkilerimi iyileştirmeliyim dediği ülke Türkiye. Yani kendilerinin geliştirdiği bir proje vardı. İşte Berlin, Moskova ve Pekin diye. O üç projeye, mesela Büyük Avrasya Projesi'ne şimdi Türkiye'yi de dahil etmiş durumdalar. Yani Berlin, Ankara, Moskova, Pekin'den oluşan yeni bir küresel eksen veya çok kutuplu. Yani bunu Lavrov sürekli söylüyor. Yani Batı dünyasının işte sonu. Yani çünkü yeni Amerika'nın sistemi kimseye yaramıyor. Herkes bundan şikayetçi. Ama buna böyle direnç gösterebilecek, Amerika'nın o imajını sarsabilecek bir aktör de yok. Şimdiye kadar çıkmadı. Bunu ilk yapan Türkiye oldu. İşte Gürcistan'da biraz Rusya yaptı, Ukrayna'da Rusya yaptı. Kuzey Osetya'da da aslında. Ama orada bile danışıklı bir dövüş olduğu hissi yaygın. Yani işte sana Ukrayna'yı verelim. Karşında sen de Suriye'de bizim önümüzü aç. Orada işte Türkiye'nin önünü kes veya İran'ın önünü kes. Öyle projeler de söz konusu. Devamında pek öyle de gelişmedi ama. Gelişmedi ama Helsinki'de gördüğümüz işte Amerika'nın, işte Rusya'nın büyük devletlerinin sonuçta onunla uzlaşırlar. Yani orada Türkiye o büyük devletler arasındaki, yani yeni dönemde birinin tam müttefi, diğerinin tam düşmanı konumuna, pozisyona girmiyoruz ama diyelim politikalar örtüşmüyorsa Amerika örneğinde olduğu gibi çok açık bir şekilde direnebiliyoruz. Yani o direnme gücümüzün olması çok önemli. Eskiden bu güçten yoksunduk. Öyle bir dizayn edilmişti ki mesela sistemi. Türkiye bu direnme fırsatını vermiyordu. Yeni açılımlar yapamıyorduk. Ama yeni dönemde Türkiye'nin bu gücü var. Bu güç Türkiye'den daha fazla ilham kaynağına yol açıyor. Yani Türkiye'yi gene ilham kaynağı veya işte çekim merkezi haline getiriyor. İşte o Arap yönetimlerinin yapamadıklarını ve işte Amerika'nın, Almanya'nın bile yapamadığını Amerika karşısında. Yani sabah akşam Almanları aşağılıyor. Trump'ın söyledikleri falan kesinlikle var ortada mesela. Hiçbir şey yapamazken Türkiye'nin o direnişi falan onlarda bile uyanışa yol açtı. Yani mesela bu yaptırımların sonuçsuz kaldığı, yaptırım politikasının sonuçsuzluğunu mesela Rusya ispatladı. 2014'ten bu yana Amerika Rusya'ya yaptırım uyguluyor. Bir sonuca ulaşamadı. Amerika'nın o ekonomik saldırısının, politikasının bir sonuca ulaşamadı. İkinci örneği de Türkiye oldu. Türkiye'de yıkılmadı. Yani Amerika'nın yani artık askeri, siyasi saldırılar dışında ekonomik saldırılardan da sonuç alamayan bir Amerika var karşımızda. Türkiye bunun farkında. Bu gücü neden kullanmasın? Yani yani Rusya'ya karşı da Türkiye bunu kullanıyor, Çin'e karşı da kullanıyor. Yani o Tahran'daki zilanın çok açık yapılması çok iyi oldu. Evet. Yani Sayın Erdoğan orada mesela Türkiye'nin taleplerini çok rahat bir şekilde dile getirdi. Ateşkesle ısrar etti. Putin mesela bir revizyona girmek zorunda kaldı. Evet. Cümlelerini değiştirdi. Yani o açıdan baktığımızda Türkiye'nin ben yeni dönemde Orta Doğu'da olsun, diğer bölgelerdeki ilişkilerinde olsun yeni bir kalkınış, siz de dediniz ya take off süreci bir gerçekten bu, ama bunu engelleme yönelik inanılmaz bir şey de var. Hem küresel anlamda bir karşı atak da var. Bunun da farkındayız. Yeni Akit gazetesinde de tam konuyla ilgili olduğu için söyleyeceğim. Tahran'daki zirve için Türkiye dünyanın vicdanı oldu diye bir başlık manşet attılar. Çok güzel bir tanımdı aslında bu. Yani bizim misyonumuz da bu olmalı. Biz tabii önce kendi içimizde, kendi çevremizdeki birliği, bir düzeni tesis ettikten sonra aslında yine arada çok güzel bir şey söylediniz. Geçen hafta da buna benzer bir konuyu konuşmuştuk. Bu coğrafyada işte Türk, Arap, Hoşa, Kürt, Süryanisi, daha ileri gidelim mi? Afrika'da yaşayanı, mazlumu, dünyanın neresinde olursa olsun, dünya 5'ten büyüktürle başlayan ve devamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi revize edilmelidir. Aslında çok ağır bir söylemdi orada o. Bu sözlerin devamında düzenli olarak çıkışları ve müthiş bir muhalif çizgi. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan aslında Avrupa'da yani müthiş bir muhalif söylem. Türkiye'de demek ki muhalefette falan olsa yıkar geçermiş yani bu söylemlerdi. Çok güçlü söylemlerdi bunlar. Bunlar belki teknik olarak yerini bulmuyor ama insanların psikolojik altyapısında halkların yer ediyor. Bir süre sonra da bunun yerini bulacağını düşünüyorum. Ve Sayın Mustafa Özcan'a dönüyorum. Çin'le ilgili yine Sayın Bercan Tutar konuşurken Çin'le ilgili de izleyicilerde belki bizde de şey oluşuyor konuya, tabii siz uzmanısınız. Çin'i biraz küçümseme var. Sanki Çin böyle plastik bardak yapıp satan, böyle ucuz iş gücüne, yani Çin'in ne kadar önemli bir aktör olduğunu izleyicilere anlatırsak ve bizim de Rusya, Çin, Almanya, belki daha sonra Japonya, bilmiyoruz o ne kadar büyüyebilir. Bu dörtlü arasında İran'ı da koyarsak biz buradaki rolümüz, yerimiz nedir? Yani gücümüz, etkinliğimiz nedir bu dörtlü beşli için? Şöyle, gelecek yüzyılın dünyasında veya içinde bulunduğum yüzyılın dünyasında en güçlü ülkeler hinterland'da en geniş olan ülkeler olacaktır. Bunlar arasında Çin var. Mesela Çin'e baktığım zaman Çinlilere 1949'dan beri biliyorsunuz Çin'de yeni bir Çin var, evet. Mao Çin'i. Ve 1971'den itibaren Amerika ile birlikte tabii uzlaştılar. Kapitalizme açıldı. Devlet kapitalizmine açıldı. Bugün baktığım zaman Çin öyle büyük gelişme kaydediyor ki bir ülkeyi A'dan Z'ye yani altyapısıyla yapıyor. Afrika'da böyle. Yani Afrika kıtası bugün maalesef Çin'den soruluyor. Gerçekten öyle. Kim ne derse desin. Amerika sadece silah gücüyle, bazı üstleriyle var orada. Fransa silah gücüyle, bu kültürüyle var. Ama onun dışında Çin de var. Belki kültürüyle çok fazla yok ama sonuç itibariyle A'dan Z'ye devletleri dizayn ediyor. Böyle bir ülke haline geldi. Gerçekten de öyle. Gidin. Hangi Afrika ülkesine giderseniz gidin Çin'in izlerini göreceksiniz. Ve sadece o değil. Dediğimiz gibi Singapur'dan tutun da işte Tayvan'dır. İşte başka ülkelerdir. Yani o bölgelerde Çin'in sarkabileceği çok geniş bir yayılabileceği alan var. Sarkabileceği veya nüfuzunu yayabileceği alan var. Mesela Endonezya'da en son mesela Burkina Faso'da işte anti terör eğitimi vermeye başlamış. Batı Afrika ülkesine. Bak bu çok ilginç. Şimdi Hindistan'da %3 civarında Endonezya'da %3 şey var, Çinli var ama ticarete bunlara hakim. Büyük çapta ticarete bunlara hakim. Şimdi keza Malezya'da yani şimdi Hindular %10, Çinliler %35-40 civarında herhalde, %35 civarında. Dolayısıyla oranın iktisadi alanına, işte ticaretine, şununla bununla, sanayisine hakimler. Gerçekten de öyle. Yani Malaylar genellikle memur ama Çinliler sanayici. Yani Çin dediğimiz zaman Amerika'ya kadar giden, dediğimiz gibi geniş hinterland'ı olan bir ülke. Bir de yazılımda falan da çok ileride. şöyle, şu an itibariyle Çin, yani sanayi üretimi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci, hatta zaman zaman birincilik ligine de çıkıyor. Yani Amerika'nın yerini de alıyor. Zaman zaman belki geri düşüyor ama Amerika ile tam bir yarış halinde. Şunu söyleyebiliriz, Çin bir kıtadan ibaret. Yani Çin dediğim şey Hindistan gibi 3 milyon kilometre karelik bir şey değil. Yani Hindistan'dan kısmen biraz daha fazla nüfusu olabilir ama yüz ölçümü Hindistan'ın 3 katı en azından. Evet. Yani büyük bir ülke. Arazileri Amerika'ya eşit bir arazi. Arazi her şeyi yetiştiriyor. Ondan dolayı Çin emin adımlarla büyüyor. Askeri alanda ikinci derecede. Yani Rusya askeri alanda Çin'den daha iyi. Ama şimdi Çin'le Rusya mukayese edilemez. Rusya savaşamaz. Şuna benzer bu. Rusya ile İsrail'in durumu aynı. Şimdi İsrail'de kuvvet çok fakat savaşa geldiği zaman İsrail fazla dayanamaz. Ama Çin öyle değil. Ekonomik anlamda, her anlamda çok büyük dayanma gücüne sahip. Biz çünkü takmadan savaş kazanılmaz derler. Evet, büyük dayanma gücüne sahip. Yani sadece bomba atmakla olmuyor yani. Tabii. Yani o şey alanında da tabii yani silah teknolojisinde de Rusya kadar olmasa bile gelişme kaydeden bir ülke sonuç itibariyle. Onun için Çin hakikaten hafife alınamaz. Alanlar yanılırlar. Sadece şeyde değil, Arap dünyasında da biliyorsunuz petrolün büyük kısmını Hindistan'la Çin alıyor. Yani bu bölgede. Bu açıdan Çin yani 21. yüzyılın en önemli güçlerinden, hatta işte sarı ırk yüzyılı veya Çin yüzyılı olacağı söyleniyor. Bir kısmı Türk yüzyılı, bir kısmı işte Arap yüzyılı veya İslam yüzyılı diyorlar. Elbette bunlar yarış halinde olacaklar. Kim daha çok çalışırsa, kim daha çok birliğini, beraberliğini temin ederse, ittifaklar kazanırsa, ittifaklar şeklinde büyüyecek olursa gelecek yüzyılın sahibi veya bu yüzyılın sahibi onlar olacaktır şüphesiz. Ben yalnız kısaca Bercan Bey'in dediğine bir iki ilave edeyim. O da şu, yani sevki kader diye bir tabir var. Sevki kader. Yani Allah'ın bir şekilde insanları sevk etmesi veya kaderin sevk etmesi. Bu anlamda Cenab-ı Hak belki bizim becerimiz var yok bilemiyoruz ama Türkiye'yi öne çıkartıyor. Ne gibi? 2003 yılında 1 Mart tezkeresiyle itibaren biliyorsunuz. Türkiye 1 Mart tezkeresiyle Amerikalıların kuzeyden Irak'a gitmelerine mani oldu. O zaman Afrika tarihçisi var, Ali Mazrui, önemli bir adam. O zaman şunu söyledi, dedi ki evet Türkiye ilk defa hayır dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Hani o çok planlı programlı olmadı ama yine sevki kaderdi. Dolayısıyla 1 Mart tezkeresiyle birlikte Türkiye ilk kez hayır dedi. Daha önce 90'lı yıllarda bunun teorisi yapılıyordu. Kim Amerika Birleşik Devletleri'ne hayır diyecek? Çin mi diyecek? Kim diyecek? Japonya mı diyecek? O mu diyecek? Bu mu diyecek? Ama 2000'li yıllardan itibaren Amerika'nın yanlışlar yapmasıyla birlikte 91, 2001, 2011 Amerika sürekli olarak yanlışlar zincirini takip etti veya yanlışlar zinciri kurdu. Dolayısıyla düşüşü de oradan oldu. Allah diye dediğimiz gibi Türklere de veya işte Türkiye'ye de İslam dünyasına da bir yol açıyor. Yol açıyor. Onlar dediğimiz gibi zevale doğru, biz de inşallah kemale doğru evrilip gideceğiz. Bunlar basit şeyler değil. Neden Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile birlikte hareket etmek ister? Biliyorsunuz Esad ile İsrail arasında şöyle bir ilişki var. İsrailler baştan beri diyor, bildiğimiz şeytan bilmediğimiz şeytandan yeğdir. Amerikalılar da alıştıkları düşmanı istiyorlar. Yani nedir? Onlar Rusya'yı istiyorlar. İnsan bilmediğinin düşmanı diye bir tez var. Onun için onlar Türkler yükselirse, işte İslam dünyası yükselirse nasıl olacak? Onun korkusu içindeler. Yani neden? Korkularında da haklılık var. Niye? Ya İslam 1400 yıldan beri varlığını devam ettiriyor. 10 yüzyıldan beri Müslümanlar dünyanın efendisi olmuşlar. Bu efendinin tekrar dirilmesinden korkuyorlar. Bir dirilirse bize yer kalmayacak diyorlar. Biz ayağa kalkarsak onlar oturmak zorunda kalırlar. Hatta orada şunu diyorlar, yani Amerika Türkiye ekseninde konuşulan şeylerden bir tanesi. Yani İslam karşısında stratejik bir yenilgi aldı bu terörle savaş. Evet. Vazgeçti. Türkiye'yi ona müdahil edip kimileri şey diyor mesela Soğuk Savaş döneminde Rusya'ya karşı İslam dünyasını yanına çeken Amerika işte Sovyetleri dağıttı, alt etti. Ama bu terörle savaşta diyor İslam dünyasını bu sefer hedef. Tabii Rusya'yı yanına. Evet. O Nixon'ın kitabında var. 1999 Savaşsız Zafer kitabında o var. Diyor ki Soğuk Savaşı biz kazanacağız. İslam dünyasına karşı Rusya ile müttefik olacağız diyor. Evet. Tamamen yani o kitap 70'li yıllarda yazılmış, 99 ismini taşısa da yani 99 mutasavvar bir tarih. 99'da biz 91'de oldu. 99'da evet. değil. Ama onun kitabı 99. Savaşsız zafer diyor. Biz zaferi biz kazanacağız Rusya'ya karşı. Sonra Rusya ile İslam dünyasına karşı müttefik olacağız. Harika. İşte programın sonuna geliyoruz bu arada. Ha, evet. Suriye'de olan biten budur. Bu. Harika. Bir son olarak da söylemek istiyorum. Orada ben Çin konusunda şey diyeyim. Yani Çin gerçekten geriliyor. Yani Amerika'nın şu anda en büyük kabusu Çin. Yani evet. bizim mesela işte biz Akdeniz veya Karadeniz'le ilgili projeler geliştirirken mesela Çin'in iki büyük projesi var. Böyle iki okyanus projesi deniliyor. Atlantik ve işte Hint okyanusları, işte Pasifik ve Hint okyanusu projesi. İkincisi de bu İpek Yol, tek kuşak tek yol projesi. Yani devasa projeler. Yani Amerika'nın mesela Pasifik donanması Çin'in gücü karşısında gerilemiş durumda. 20 yıl mesela sabit döviz kur politikası uyguladı Çin. 2004'ten işte 1994'ten 2014'e kadar büyük bir kalkınma geliştirdi. Son 10 yılda mesela 780 milyon Çinliyi işte açlık sınırından orta halli düzeye getirdiği söyleniyor. Yani bu ekonomi, doğru. Çin'in orta kesimleri çok fakirdi. Yani daha önce çok fakirdi. Tabii, aç evet. karnına dünyanın fabrikası falan diye dalga geçiyorduk biz. İşte adam 60 falan. Dolara 30 dolara evet. aylık alıyor. Şimdi yani o aynısını mesela şey de yapmıştı. Rusya da yapmıştı. O şey döneminde, Gorbaçov döneminde işte yani halkın neredeyse %80-90'ı mesela açlık sınırındayken Putin döneminde şimdi bunun çok tersine geliştiği söyleniyor. Yani bu da tabii şundan kaynaklanıyor. Yani Çin yönetiminin bu küresel finansal sisteme dayatılanlara falan bunlara alternatif bir politika geliştirmesi. Yani burada 3 ülke öne çıkıyor. Türkiye, Rusya ve Çin. Yani devletin ekonomide etkin olması. Devletin halkını o küresel sisteme kurban etmemesi. Yani mesela işte oligarklar vardı Rusya'da. Evet. Putin gelmeden önce Putin oligarkların mesela önünü nasıl kesti? Devletin ekonomiye müdahalesiyle kesti. Yani siz bu milletin kaynaklarını batıya götüremezsiniz. Çin bunun yolunu mesela devlet kapitalizmiyle kesti. Evet. Türkiye'de bunun yolunu mesela yeni ekonomi politikalarıyla kesiyor. Yani o anlamda Çin'i o kapital sistemin içine girmeden alt etmeler mümkün de. O da zaten girmiyor. Rusya da girmiyor. Türkiye'de şimdi o sistemden çıkış yolunu bu ekonomik saldırı sayesinde belki bir fırsat olur, şans olur bu da. Biz de onun dışına tamamen çıkarız. Çıkınca da bizim de Çin ve Rusya gibi yükselişimiz devam eder. Bu konuya da haftaya devam edelim. Ben hemen tamam. şöyle. Devlet kapitalizmi yürütmesine rağmen Çin küreselleşmenin galibi oldu. Yani şampiyon oldu. Yani şu boynuz kulağa geçti. Batı'ya geçti. Onun için Amerika tersine çalışıyor. Evet. Çin'in yerine Amerika alıyor. Çok teşekkür ederiz. Çünkü yönetmen diyor ki hadi Serkan abi. Çünkü Faslı Muhabbet programı var bizden sonra. Eyvallah. Sevgili izleyenlere de hatırlatmış olalım. Faslı Muhabbet biraz sonra saat 22.45'te ekranlarınızda olacak. Ve hemen hatırlatmak istiyorum programın sonunda. Yarın saat 20.30'da ana haberden hemen sonra Derin Gerçekler programı başlıyor tekrar. Televizyonun mesaj yağmuruna tuttunuz. Dilipak Hoca ne zaman başlıyor? Evet, yarın başlıyor. Bülent Deniz'in sunumuyla, usta işi sunumuyla Derin Gerçekler programı yarın akşam ana haberden sonra Abdurrahman Dilipak sizlerle olacak. Salı akşamı yine 20.30'da ana haber sonrası da Milli Diriliş programı Sayın Şevki Yılmaz ekranlara geri dönüyor. Merakla beklediğinizi biliyorum. Mesajlarınızdan bunu hep görüyorduk. Bülent Deniz'in sunduğu iki programda pazartesi akşamı Derin Gerçekler, salı akşamı Milli Diriliş programı sizlerle olacak. Biraz sonra 22.45'te Faslı Muhabbet. Akit TV'den ayrılmayın. Biz de haftaya yine iki değerli konuğumuzla birlikte Akit TV ekranlarında olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.